Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yolculuk başlasın. Uzun zamandan beri Enişte Bey'le çocukların yanına gitmiyorduk. Siz de bayağıdan beri görmüyordunuz. Kocaman oldular. Şimdi göstereceğim. Bayağı dillendiler, konuşuyorlar. Çok tatlılaştılar maşallah. Birkaç parça bir şey aldım onlara. Oraya gidince hep birlikte bakarız. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama inşallah olur. Bir tık yalnız kışlık kumaş kaldılar. Ben ablamlara gelene kadar yaz geldi. Babamla dedem Düzce'den geldiler bu arada, şu an ablamdalar. Hem o yüzden gidiyoruz hem de böceklerimi çok özledik, görelim diye. Konuşamıyorum bugün. Instagram'dan beni takip ediyorsanız 150 tane story attım da az önce kıyafet denemeli. Bu arada yolluğuma bakın, kefir. Buz gibi su koymuş yanımıza. Efendime söyleyeyim, İlayda'mın bana aldığı şeker, onu da yanıma aldım, yiyeceğim şimdi. Dağda olduğumuzun belirtileri. Ne bunun adı, tırpan mı? Traktör. Aa, Caner pantolon giymişsin, şok oldum. Şort ama terlik var ama. Göstermem lazım, size gösteremiyorum. Of. Kocam ya. Aşk olsun ama. Yakışıklı kocam, bugün tıraş olmuş. Göreyim mi en son tıraşını? Gördüm. Kırktık kendimizi. Kırkındın mı? Şurada çok garip bir tane şey var. Gösteremedim size. Bir bina Allah dikmişler Allah. Ama sinirlerim bozuldu. Ay, göstereceğim ya. Bu ne binası Allah aşkına? Nasıl bir bina? Sinirlerim bozuldu. Elim ayağım tut. Kartondan mı yaptınız bunu? Sahibi çıkıyormuş diyor. Çok binanın değeri bu kadar falan diye. Yorum atıyorum şimdi. Ben bulacak sahibi beni. Beni bulabilir. Ya saçmalama Caner ya. Bakalım buraları koyma. Sen niye bu kadar karanlık çıkıyorsun ya? İçim dışıma vurmuştu. Hey, dokunmayın. Az önce de garip garip oynuyordun. Camı kapattın. Aşk olsun. Harbiden Caner camımı kapatıyor. İnsanlar görmesin diye. Baby girl. Biraz şoka uğramış olabiliriz. Şoka girmiş de olabiliriz. Ivır zıvır aldım. Bakın şunu. Bunun normalini yemiştim ben. Bize de sedefler gelirken getirmişti. Sadece şoklarda varmış galiba bu. O kadar güzeldi ki normalinin tadı. Bir de beyazını aldım şimdi. Deneyelim. Geri kalanlar da böceklerime ya. Sen patlayacak. Hocam ikisi geldi de. Yapma. Çantana işe. Kapıda mı karşılıyorsunuz? Babamlar yeni kedi sahiplenmişler. Yağmur vaktinde yanlarına gelmiştiz Cede'yken. Tasması varmış bu arada ama kaybolmuş galiba kedi. Onlar da sahiplenmişler. O kadar güzel ki adı da Yağmur. Yağmur da geldiği için. Oy, günaydın, uyandırdık boş yap. Ya tasmanı yerim senin. Senin tasmanı yerim. Oh. Çok güzel. Çok güzel. Evet Deysem. Çok güzel. Açık sevelim. Oh. Ben oh. Oh. Kızınız hayırlı olsun. Nur topu gibi. Oxford'dan eğitim aldım. Belli, tüylerinin parlaklığından bile belli zaten, okumuşum. Ya ona pasaport çıkarttılar, bana vermiyorlar. Allah ya. Pasaportu bile ama. Şuraya bak ya. Schengen vizesi falan. Vallahi onu da vermeseler şaşırmam. Bak bak bak. 8, 10. Kapıcı İzzet. Bak sen şimdi kendini buradan göreceksin. Gördün mü? Yere düşürme ama, tamam. Ablamın evinin manzarası beni mahvediyor ya. Yüksek kat ya bir de. Deniz de manzaralı aslında da. Heh, şuradan görüyorsunuz bakın. Deniz orada. Sabah kalk, al çayını kahveni. Bir denize bak. Oh be, mis. Ooo Kübra Hanım, bugün benim tenim var. Benim yiyeceğiniz. Lay 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 lay. Aa, saçını boyamışsın evet, abla. Bir şey söyleyeceğim, güzel olmuş. Evde deli var imdat. Rahatlatıcı sabun videosuna döndü video. Tımarhaneden hallice. Az önce ben de bir koydum elimle, bütün her yere kaşar yaptım. Maaş atınca ben. Hiya hiya ho. Oo, İstanbul'dan Kübra Hanım'ın mutfağında harika yemekler var. Teşekkür ederiz. Kaşlarını kesiyorum, bıyıklarını kesiyorum. Geçen gece ağzım burnum bıyık oldu.
Herkes gider düzüne, ya. Bu gider tersine. Evet, ne var öyle tersine. Hoppa. Dedenimiz ne? Dedi. Kısların özel spesiyel. Geldi bakalım pilavları. Nil Güneş, seni oturtayım buraya. Hoppala. Abla ben nereye oturuyorsun? Anne, ailem doldurmuş. Evet anneciğim, pilavını da yiyeceksin. Hadi bakalım, otur bakalım. Aferin. Canan, harika. Kadın dönsün. Bu oturma değil, bu kelebek. Kelebek mi oturuyorsunuz? Dön, dön kelebek. Dön, dön kelebek. Aşk olsun alamadım. Bunu da kaçırıyorum. Ya dede olmak öyle kolay değildir. Banyosu ışığı çok iyi değil mi? Evde benim böyle ışığım olsa full banyoda video çekerim kızlar size. Makyajımı çıkartacağım Bioderma'nın. Makyaj temizleme, daha doğrusu cilt temizleme jelini kullanacağım. Az kaldı. Bundan ben var mı? Alacağım bir tane daha. Ben yani kullandıklarımın en iyisi diyebilirim. Aşırı iyi. Beyaz tişört giydim. İçine ettim bugün beyaz tişörtü. Her tarafım leke içinde. Yanıma da sadece atlet aldım. Onu da yatarken giyerim diye. Sanki bu evde yokmuş gibi koca pet getirdim evde. Zaja'nın şu ürünü kullanıyorum. O kadar güzel temizliyor ki. Bakın şimdi temiz cildimden çıkartamıyorum. Güzel kokuyor. Hem çok güzel temizliyor. Yine kullandığım bütün ürünleri aşağı videonun açıklamalar kısmına link olarak bırakırım. Oradan bakarsınız. Fiyatı da uygun diye hatırlıyorum. Makyaj kalıntılarını temizledik. Çok özür dilerim ama. Yani bayağı iyi temizliyor. Oh. Cosmet'in şu Day to Day kreminden. Sinekere. Kulağıma girecek gerizekalı. Bol bol sürdüm. Şuraya bir. Krem bende sivilce yapmadı. Marka göndermişti. Bu orta kattaki ürünlerim. Yani benim şu en aşağı katta farklı ürünlerim var. Orta katta farklı. Kendi giyinme odamın olduğu yerde farklı ürünler var. Hepsini deniyorum ya en iyisini. Krem yaşıyorum. Bu sefer işte orta kata aldım. Öldüreceğim onu. Dur bekle şu bakımlarım bitsin. Geberteceğim onu. Gözaltı bakım kremi olarak da Mizon'un şusunu kullanacağım. Ama normalde bu hem göz hem de yüz içinmiş. Ben sadece gözümün altına uyguluyorum. Yüzüme var zaten. Aşağıda bayağı da bereketli bir ürün bitmiyor. Sivrinin sesini siz duymuyorsunuz değil mi şu an? O kadar gıcık ki. Abi sineklerin mesela bu dünyaya, yaşantımıza, canlılar dünyasına falan ne faydası var? Bana birisi bunu ciddi ciddi açıklayabilir mi ya? Hadi yorumlarda bana sivrisineğin olması gereken sebepleri bir sıralasın doğal dengede. İlisteks. Babana rakıtan tedavisinden kalma bir alışkanlık olarak yer edindi. Bu arada bir marka varmış. Hatta meme ucuna sürülüyormuş falan. O bayağı yumuşatıyormuş dudakları. Bu bitince ona geçiş yapacağım. Ya bundan da memnunum ama çok mentollü ya. Bir de mentolsüz bir şeyler denemek istiyorum. Dali'nin saç açıcı spreyini almıştım. Ve mini boyunlu Teddy'den en son. Getirmeyi unuttum. Saçlarımı tarayacağım. Ya aslında temiz. Yağlı değil ama yağlı gibi duruyor. Bir daha uzun süre düz saç kullanmayacağım. Elimin üzerine de bu Pharmacy'nin Oriflame'miş pardon. Oriflame'in el kreminden birazcık geçiyorum. Yani bir bakım yaptık madem. Düzgün yapalım. Vallahi sırf sizinle cilt bakımı diye yapayım diye yanıma aldım. Yoksa hayatta da uğraşmazdım. Ablamdan genelde çocukların Dalin şampuanı. Bir vuruyorum yüze. Makyajdan eser yok. Yatıp uyuyorum sabahından makyaj. Sırf sizinle yapayım diye hevesli cilt bakımlarını yanında taşıdım yani. O yüzden bir like'ı hak etti bence bu video. Bence. Beni takip ettiniz mi? Instagram'dan da olur, YouTube'dan da olur. Teşekkür ederim. Başlarımızı da şöyle düzeltelim. Yalnız ablamın Nevresim takımına aşık oldum. O kadar güzel ki özellikle yastık kılıfları falan. Dedim nereden aldın? Alayım. Pazardan bulmuş. Ablamla acil bunu aldı. Pazara gideceğim. Aşırı güzel. Yani griden iğreniyorum dedikten 3 gün sonra benim Nevresim'e aşık olma hızı. Ama harbiden güzel duruyor yani. Bulursam alacağım bundan kesin. Özellikle yastık kılıflarına aşık oldum. Aynı hızda benim pazar donunun ortama giriş. Domates var. Kahvaltıda mı? Var.
peyni var. Patates var mı? Var. Kahvaltı mı hazır? Kahvaltı hazır, evet. Sen ondan mı geldin beni uyandırmaya? Evet. Caner uyandı, gitti bile içeri. Ben uyandım. Ben de şimdi uyandım. Yatağı topladım. Elimi yüzümü yıkayayım. Hadi gidelim sofraya. Tamam. Yağmur uyandı mı Yağmur? Yağmadı, yağmadı. Uyanmadı mı? Seni patilemedi değil mi? Patilemedi. Çok güzel kokmuş değil mi? Evet. Harika bir kahvaltı. Annen yok, döktürmüş. Pilav yok mu? Yok. Pilavı akşam yedik, yeter. Yeter mi? Yeter. Günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel uyandırıldık ya senin çocukların tarafından. İnan ki ondan 3 dakika önce uyanmıştık. Evet, sen de çıkıyorsun. Günaydın. Günaydın. Ne yapayım? Çevir. Çevireyim. Çevireyim. Bak, ay gördünüz mü kendinizi? Aferin İhsan, sen gördün mü? Ben de yaptım. Hadi bakalım. Ooo. Kübra Hanım. Neler yaptınız Kübra Hanım? İşte siz kalkana kadar biz bu kadar çalışıyorduk. Biz çok iyi uyumuşuz ya, evet. Vallahi. Ben eve geldim. Kül kedisi modum açıldı tabii ki. Eve giriş yapar yapmaz hemen. Makinemi çalıştıracağım. Renklileri yıkayacağım. Kurutacağım. Babamla yarın sabah bize gelecekler. Birkaç eşyamla birlikte nevresimlerimi tekrardan yıkayacağım. Çünkü kokuları kalmamış yatak bazasının altında. O yüzden ve güzel koksun istiyorum. Sadece bir gece kalacaklar. Bu arada yarın event'e gitmek zorunda kalacağım ben. Yani onları bir süre yalnız bırakacağım. Ama Allah'tan Caner olacak yanlarında. Caner bütün ayakkabılarını yıkamış, dizmiş buraya. O yüzden bu vlogu burada kapatmayacağım. Ay, çok ses çıkıyordur. Suyu çek. O yüzden dediğim gibi bu vlogu burada kapatmayacağım. Yarın birlikte eğer araba tamirden gelirsek, yarın çünkü sabah tamire gidip akşam gelecek, bir pasteciler işlemi varmış. İnşallah yetişirsek event'e gideceğiz. Maybelline'in yazı hoş geldin partisi tarzı bir şey olacakmış. Yine Danla Bilici eşliğinde. Hazırlanırız, süsleniriz, hızlı bir şekilde gideriz inşallah. Araba hallolur dediğim gibi. Burada birkaç tane kargom var benim. Birlikte açalım mı onu? Sizinle kargo açmaya bayılıyorum ama ben. Ay, bana bir PR paket geldi, durun. Açı için şu an çok özür dilerim. Merdivenlerden iniyorum, paketleri sırtlandım. Bu işi en iyi mutfak masasında hallediyoruz ya, oraya doğru götürüyorum sizi. Gerçek bir hayatı çok seviyorum tabağı. Kavunumuzdan ananasımız. Hah, konuştum. Muz da vardı, normalde doğramadım. Caner'e dair yaptım. Kendime de şöyle bir tabak yaptım. Bütün gece yiyeceğim bunu. Onun haricinde çok diyetteyim ya şekerim. Bir parça da şuraya koca bir ananas böldüm. İki tane de limonu kestim. Koca bir suyumun içerisine attım. Bunu da iki gün boyunca içeceğim. Yani ben normalde işte şu suyu bitirdim ya. Üzerine bir daha dolduruyorum. Bir daha dolduruyorum. Üç tane falan bu içindekilerle içiyorum. Bence tadı da etkisi de hala kalıyor. Şu Caner'in suyunu doldurduk. Şuraya bir çöp poşeti koyayım hemen. Sinirlerim bozuluyor. Tamam, Toto da var ama bu benim sinirlerim bozuyor. Şu an neyi beklediğimi söyleyeyim mi size? Giyinme odamı birlikte toparlayacağız. O giyinme odasını toparladıktan sonra spora başlayacağım. Şu an benim engelim orası. Çünkü yani o kadar eşyalar ortada ki mümkün değil, bir alanım yok. Selahattin akşam lokale geliyor ama aşkısı, hırkamı görmezden gelin. Godivya'yı açacağım. Benim marka aradı. Kapıya bıraktıklarını söylediler. Ben de ablamlardaydım ya, göremedim. Ama sağ olsunlar güvenliğe bırakmışlar. Paketin güzelliği. Ay, buradan çok teşekkür ederim markaya. İçerisinde Godivya'nın bir sürü çikolatası var. Şöyle bir tanesi bu galiba karamelli. Sonracıma bir tanesi bu. Galiba tuzlu. Godivya'nın böyle değişik tatları var. Bir de dark çikolata diyor. Bitterli. Bu da dark'ın da dark'ı galiba. Bir de şöyle bir çikolata ve buna aşırı mutlu oldum. Pua hastası olarak hemen bunda kahve içeceğim. Teşekkür ederim ya. Çok tatlısınız gerçekten. Hemen yerine koyuyorum. Instagram'dan da paylaşmak istiyorum çünkü. Bu neymiş bak kızlar, bana güleceksiniz şu
şimdi ama. Ben şimdi takıntılı bir insanım ya. Ya ben geçen gün Instagram'da dolaşırken ne gördüm biliyor musunuz? Kuduz diyesim geliyor değil. Pireli bir şey de değil. Neydi o ya? Uyuz. Uyuz salgınları çok artmış. Ve bu beni korkuttu. Ondan sonra o postun yorumlarına girdim. İşte salgınlar çok fazla bize kükürtüse bunlarla kendimizi korumaya çalışıyoruz vesaire. Çocuklarıma da kullanıyorum. Cartürk diye yorumlar gelmiş. Aa, ben korkudan gittim kendime kükürtlü sabun aldım. Otacıdan çam katranlı ve kükürtlü sabun. Bu arada şey yağlı ciltler, kepekli ve yağlı saçlar için de öneriliyormuş sanırım. Hatta yorumlarına girdim. Tatmin olmadım. Kükürtlü sabun yazdım Trendyol'a. Tatmin olmadım ve ürünün yorumlarına şey yazdım. Uyuz yazdım. Gerçekten işe yarıyormuş insanlarda. Güldüğüme bakmayın. Bak bunu konuşmak bile kaşındırıyor beni. Allah korusun. Önlemimizi alayım diye hem Caner'e hem bana sabun aldım. Şimdi ben dışarıda olduğum zaman tamam hastalık falan kalmadı. Tamam mikroplar bitti okey. Ama bence yine de kolonyalı mendil çantamızda bulundurmalıyız diye şöyle 150'li ıslak mendil aldım. Bu da Eyüp Sabri Tüncer'in böyle tekli mendillerinden. Hem çantamda yer kaplamasını istiyorum. Çünkü böyle küçük paketler bile çok yer kaplıyor. Benim çantamın içi o kadar zaten. O yüzden böyle 2-3 tane alıp yanıma çantama koyup kullanıp gün içinde tekrardan girip eve tazeleyeyim diye şöyle bir paket. İlk defa gördüm bu arada bunu. Islak mendil aldım. Yani istek değil ihtiyaç. İşte limonlusu, mandalinalısı ki favori mandalinadır. Şöyle pembelisinden bir şeyler falan var. Ananaslısı falan filan. Böyle hangisini seviyorsanız diyelim ki mandalinalı tek olarak onu da satıyorlardı ama ben böyle karmaşık almak istedim. Öyle işte çantama koyayım diye böyle ıslak mendil aldım. Bu sabunları alma sebebim yüzünden bu çay ağacı yağını da aldım. Çünkü çay ağacı yağı da iyi geliyormuş bu muhabbete. Ya arkadaşlar hani Allah korusun inşallah böyle bir şey başımıza hiçbirimizin gelmez ama hani aylarca ilaç kullanmaktan falan bahsediyorlar. Hatta bir tane adam yazmış ki o beni çok korkuttu zaten ondan böyle bir şeyler aldım. Korunma gereği hissettim. Bence ilaç tedavisiyle birlikte psikoloğa falan da gözükmeniz gerekiyor. Çünkü psikoloji bozan bir hastalık falan yazmış. O da beni ürküttü. Bende çay ağacı yağı vardı aslında farmasinin. Ama tarihi geçtiğini düşünerek bundan aldım. Zaten bunu normalde işte ayağımda batık olduğu zaman üzerine damlatıyorum, sileceğim, çıktığı zaman onu pamuk yardımıyla falan üzerine biraz gezdiriyorum. Onun haricinde işte sivrisinek ısırığına bilmem ne cartürk bayağı şeye iyi geliyor. Bundan da dediğim gibi eğer böyle bir hani probleminiz varsa, hastalığınız çok geçmiş olsun varsa atıyorum işte birkaç damlayla vücudunuza falan sürdüğünüzde iyi geliyormuş. Ama ben dediğim gibi kesinlikle önlem almak amaçlı aldım. İnşallah da hiçbirimizin başına gelmez böyle bir şey ama ya bilmiyorum bunu söylersem linç yer miyim bilmiyorum. Umurumda da değil. Bir kişi demiş ki yorumlarda bu hastalık türleri yurt dışından gelen başkalarının getirdiğini iddia ediyorlardı yorumlarda. O yüzden ekstra bir sinirlendim. Neyse. Bir de bunu alırken kargo ücreti vermeyeyim diye şöyle patates kızartma çeşnisi aldım. Kajun gibi değilmiş. Yorumlarda baktım. Hani kajuna benzemiyor falan yazmışlar. Şimdi ben patatesin her türlü sosuna okey olduğum için bunu da denemek istedim. Yine Arifoğlu markası. Dilerseniz aşağıya link olarak bırakırım ben. Oradan bakabilirsiniz. Yani birazcık bu şey evam alışverişi oldu. Ama yani önlemini almak da gerekiyor bence. Benim alışveriş. Max benim alışveriş. Günaydın. Caner Bey bize sandviç hazırladı. Hem de soğuk sandviç. Bir daha yapsana. İçine de babam. Evet, içine de babamların Düzce'den getirdiği peynirden koymuş. Aşırı güzel bir peynir. Garip şekilde size daha önce göstermiştim. Hatırlar mısınız bilmem. İnşallah konuşacağım. Bu ne kablo? Eventim saat 7'de. Ben 6 gibi falan çıkarım. 5 gibi hazırlanırız. Hazırlanmaya başlarız. Babamlar da aşağı yukarı o saatlerde gelir. Eventimize gideriz. Hazırlanıp döndüğümüzde de tekrardan onlarla vakit geçiririm. Meyve suyumuzu da koydum. Meyve suyumuz. Market siparişi vermiştim ve onlar geldi. Araba. Araba. Arabam. Neydi? Nereye götürdük arabayı? Sanayiye. Pastacılığa. Götürdük mü? Sabah sen yoktun yanında. Abi yalan atmış. Normalde bu akşam teslim edecekti. Yarın öğlene aksamış. O yüzden taksiyle gideceğim ben. Bizim eve taksi gelirse. Göster burayı da göster. Tamam. Karıma yaptığım sunum kendime yaptığım sunum. Bu ne bulduysam koydum tabağa. Bu hakikaten. Ya ama ben de sana yemek yaparken aynı şeyi yapıyorum bak. Ben de kendime bunu yapıyorum sana diye. Ödeşiyoruz böyle. Ben bu kamerayı kırıp atacağım en sonunda. Netlemiyor. Şimdi netledi. Bugün de böyle bir gergoluk var üstümde. Havadan mıdır? Havadandır. Teşekkür ederim. Bana daha verme. Netti bana. Onu kendine al.
İçinde ne olduğuna baktım ama çünkü dedim benim mi galiba bu, yanlış olmasın. Şöyle bir ürün aldım. Bu ne biliyor musunuz? Yabancı influencerlar özellikle işte video çektikleri zaman saç waxı var ya, hani bende de var. Görmüşsünüzdür böyle stick şeklinde. Onunla böyle saçınıza geçtiğiniz zaman yapışık bir görünüm oluyor ya. Onu kremle yapıyorlardı. Ya aradım krem. Kullandıkları krem Sephora'da var ama Türkiye'de yok. O yüzden ben dedim ki ona muadil bir şey Türk markalarından var mıdır diye. Buldum. Çok göstermeyeceğim. Bakalım ilk önce bir deneyelim. Bununla ilgili video çekeceğim çünkü. Saç şey, bitki özlü saç şekillendirici diye şöyle Otacı'nın şeyi, ürünü. İçerisinde işte civan perçemi, ısırgan, papatya falan filan varmış. Bir deneyeceğim bakalım. İnşallah olur. Olursa zaten beğendim diye güncelleme yaparım size. Onun haricinde ben hani en son bir önceki vlogumda dedim ya, saçımı yumuşacık yapan 3-4 ürün kullanıyorum. Harika, hepsi birbirinden farklı markalar diye. Gelin onları göstereceğim size. O vlogda unutmuşum. Sephora eventine gittiğim vlog. Çok üzüldüm. Şimdi hemen göstereceğim onu. Gelin. Alandayım. Şimdi ilk olarak şampuanım bu. Saç kremini kullanmıştım. Aşırı güzeldi. Şimdi şampuanını denedim. Bu şampuandan da memnun kaldım. Bayağı güzel. Herbal Essence'ın avokadolusu. Bunun başka bir çeşidi daha vardı. Ona da bakabilirsiniz. Onu da beğenmiştim. Mangoydu galiba. Saç kremi olarak Head & Shoulders'ın şu argan ve Hindistan cevizi yağı. Normalde Head & Shoulders yıllar önce limonlusunu şampuan olarak kullanıyordum. Saçımı çok kurutuyordu. Saçımı boyadıktan sonra da Head & Shoulders kullanmayı bırakmıştım. Ama saç kremi mükemmel bir şey. Bu bittikçe hemen alacağım. Onun haricinde maske olarak da Elsev'in şu komple onuracı, yapılandırıcı maskesi. Yoğun maskesi. Bununla saçımın uçlarına, ortasına kadar geçiyorum. Hemen hemen her duşta yapıyorum. 2-3 dakika bekletiyorum, duruluyorum. Bakın yumuşacık oluyor saçlarım. Zaten Elsev'in ben birkaç tane daha, işte Bye Bye Makastır, bir iki tane daha maskesini kullanmıştım. Bu da aşırı aşırı güzel. Kullandıklarımın en iyisi açık ara. O yüzden mutlaka bundan da almaya devam edeceğim. Bunların hepsinin aşağıya linkini bırakacağım. Bir bakarsınız. Ekstra olarak da duştan çıktıktan sonra saçıma biraz bundan sürüyorum ve tarıyorum, kurutuyorum. Mis gibi oluyor. Yani normalde köpük falan kullanıyorum ya ben. Süt köpüğü falan. O da yukarıki katta olduğu için bu katta olanları kullanayım bir iki kere dedim. Şu an geçikten çıkmadım. Ay harika bir sonuç ya. Muhteşem valla. Şu 4 ürünü kesin alın, bir deneyin. Özellikle benim gibi böyle saçınızda açıcı işlem varsa, çok yoğun boya, yanık vesaire varsa, anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama yani dünyanın açıcısı var şu saçta. Şu an şekillendirmediğim için de böyle yoluk gibi duruyor ama şekillendirdiğim zaman görün yumuşacık. Çok beğendim dediğim gibi. Özellikle bunun sırrının Head & Shoulders'ın saç kremiyle Elsev'in maskesi olduğunu düşünüyorum. Burada saçımın dibi o kadar geldi ki sizinle. Ne zaman gideceğiz biliyor musunuz? 1-2 vlog sonra kuaföre gideriz. Birlikte boyatırız. Instagram'a ufak bir video çekmiştim ben son kuaföre gittiğimde. Şimdi YouTube'a çekeceğim. Daya 5. aya giriyoruz çünkü. Zaman ne çabuk geçiyor. Şimdi şey diyeceksiniz. Aferin Büşra, iyi haldeyim. Dün biz birlikte makineyi çalıştırmıştık ya. Ben onları unut. Gece yat uyu. Kurutmaya at, atmayı unut. 29 dakikası kalmış. Bir daha yıkadım. Leş gibi kokmuşlar kurutma yapmadığım için. Makinenin içinde kalıp. O yüzden tekrardan yıkatıyorum. Sonra kurutmaya atacağım. Unutkanlık için neydi? B vitamini mi? Kalsiyum neydi? Üstüme biri onda. O vitaminden atsın benim. Bugün kargoların ardı arkası kesilmiyor. Lancome'dan şöyle bir serum gelmiş bana. Biraz göz gezdirdim. Genç bir cilt görünümüne 20 senelik araştırma falan diyor. Cildi yenilemeye, işte temel fonksiyonlarını geri kazandırmaya, dış etmenlere karşı savunma özelliğini güçlendirmeye yardımcı olan şöyle bir serum çıkartmışlar. Hemen denensin. Teşekkür ederim ya. Ben bunu hemen denemeye başlayacağım. Şimdilik paketimde dursun. Çünkü acil hazırlanmamız lazım. Bu arada insanlık için küçük, benim için büyük bir haberim var. İlayda ile konuştum. İlayda da bu tarafa geçecekmiş. Fatma Nur'u da alacakmış. Ben dedim ki arabam yok. Beni de alır mısın sağ olsun. Bana da gelecek, beni de alacak. Hep birlikte event'e gideceğiz bugün. O yüzden şimdiden hazırlanmaya başlayacağım çünkü geldiğinde asla bekletmek istemiyorum. Dedemle babam da büyük ihtimal yoldadır şu an. İkinci posta makinemi de yıkıyorum da. Ben bir videomda şey yapmışım farkında olmadan. Tek tek kurutmuşum. Birkaç kişi de bana şey yazmış. Şuraya yıllardan beri kurutma kullanıyorum. 3 posta yıkıyorum. 3 postayı da aynı anda tek seferde kurutuyorum. Hani daha avantajlı olur o şekilde dene diye. Ben normalde 2 postayı kurutuyorum ama
3 postayı hiç kurutmamıştım. Siz dedikten sonra bir deneyeceğim. Renkler falan karışmıyormuş. O yüzden kurutmada bir postam var. 2. postam yıkanıyor. 3. postam da gelecek. Hepsini birlikte kurutacağım. Suyumuzdan biraz içelim. Makyajımıza başlayalım. Bu arada ne giyeceğimi inanın bilmiyorum. İlayda da soruyor bana. Hiç bilmiyorum. Sadece yaz partisiymiş. Yaza hoş geldin partisi tarzında bir şey. Dediğim gibi Maybelline'in şıklığıyla çiçekli elbisenin minnoşluğu arasında gittim geldim. Çünkü gece sonuna kadar gidiyormuş. Ne giyeceğim inanın bilmiyorum. Dediğim gibi bakacağız. Önce bir makyajımı yapayım. İnanıyorum onu da halledeceğiz. Şöyle bir saçımı toplamaktan başlayayım ama önüme gelmesin. Yine söyleyeyim, kullandığım bütün ürünlerin linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan bakabilirsin. Ya şey kaybolmuş ya, Titanik'e gitmek isteyen iş adamları varmış. 5 kişi herhalde. Denizaltıyla girmişler. Bilmem kaç, 3,5 kilometre mi 1000 kilometre mi ne hafsa. Şimdi onlardan da haber alınamıyormuş falan. Böyle şeyler çok ürkütücü geliyordu bana. Denizaltının fotoğrafını gördüm. Dar alan fobim fırladı. Klorofobi mi diyorlarını ne yapsa. Ben de kalamam öyle yerlerde. Asansörler bile beni çok geriyor. Altına da yazmışlar. Düşünsene o kadar param var. İyi ki fakirim falan yazmış. 250 bin dolar mı ne veriyorlarmış o tura. 2 seneden beri falan varmış galiba. Garip garip olaylar ya. Sürekli paylaşıyorlar takip ettiğim haber sayfaları. İşte 10 saatlik oksijenleri kalmıştı en son. L'Oreal'in şöyle bir fondöteni var bende. Serum fondötenmiş. 2-3 light rengi aslında bir tık koyu geliyor bana ama bir kere yazın güneşlenirsem tam benim rengim olacak. Şimdi bunu sürmek istiyorum. Çünkü böyle hem fondöten kadar yoğun değil. Hem BB'den bir tık daha iyi kapatıyor. Hem bence yüzü de sağlıklı gösteriyor. Geçen gün Instagram'a bir reel videosu çekerken bunu kullandım. Yani rengi bayağı koyu ama dağıtınca daha iyi olacak. Beğendim cildimdeki duruşunu. O yüzden dedim bugün bunu kullanalım. Kapatıcı olarak da MAC'i kullanacağım. Özel günlerde biliyorsunuz her zaman elim buna gidiyor. Yani bunun da yine neredeyse yarısına gelmişim, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 3 tane de bundan bitirdim. Çok koyu olmadım değil mi ya? Bence güzel duruyor yani. Çok koyu gibi durmuyor fondöten. Cildi de güzel gösteriyor dediğim gibi. Böyle çok çizgilere falan da dolmadı. Ben yine pudrayla sabitleyeceğim de. Caner de bir yandan aşağıda saçını kurutmaya çalışıyor. Ondan o kadar ses geliyor. Benim peki normal bir yere gittiğim zaman her yere geç kalmam. Ama biri beni alacağı zaman mahcup olmamak adına 3 saat önceden hazırlanmaya başlamam. Artık söylememe gerek yok. Biliyorsunuz ne kullanacağımı. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum sürüp. Ben bu kontrol hep yanlış yapıyorum da. Acil fırça yıkama videosu da gelsin. Leş gibi oldular fırçalarım. Zaten durduğu yerde de tozlanıyorlar. Kapaklı şişe aldım onlara, kapağını kapatmıyorum. Böyle bir insanım. Neyse bize de içerik çıkar. Boşver birlikte dedikodu et şimdi biraz fırça yıkayalım. En son ne zaman attım kızdan fırça yıkıyorum videosu? Yıl olmuştur herhalde. Vallahi hatırlamıyorum. Burun kontörleyince şöyle yapıyorlar. Şuradan çiziyorlar şimdi. Onu da yeni öğrendim. Ama hep yapmayı unutuyorum. Bir gün böyle tutacağım çizeceğim. Bakalım ne fark olacak. İki beden inceldim. Bir iki ton koyu fondöten sürünce hissettiğim. Size de şey geliyor böyle bronzlaştıktan sonra sanki zayıflıyormuşsunuz. Yani anladınız siz onu. Sanki siyah giyersiniz de ince hissedersiniz ya, bronzlaştıktan sonra da sanki zayıflamışsınız gibi hissediyor musunuz? Ha? Doğru cümleyi kurdum A1 Türkçemle. Şöyle bol bol bir şuraya, bir de şuraya. Alnımıza bayramdan sonra dolguya botoksa gidiyoruz. Ben galiba dayanamayıp hulamdan biraz geçeceğim. Biraz buraya, biraz buraya. Geri kalalım. Elimizde şöyle temizliyoruz. Yukarı 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 yukarı. Zaten durduğum yerde sıcaklıyorum. Üzerine oturduğum şeye bakın. Hani yansın kıçıma, anladın mı? Yansın. Kurutma makinesini dolduralım. Ay o ne be? Kelebek girmiş. Kocaman. Şimdi yine çok zorlanarak eşyalarımı kurutacağım biliyorsunuz. Çok yoruluyorum bu işlemi yaparken. O kadar yoruluyorum ki yani. Of kocacığım ya. Niye aldın bu kurutmayı bana ya? Çok yoruluyorum eşyaları kuruturken. Makyajdan kurutmaya nasıl bir geçiş yaptın? Öyle işte vlog bu. Tavşan terliklerimi çıkarttım ki sonra lambur lambur vuruyor. Tamam. Geçen canım ütü yapmak istedi. Canım çekti resmen. Ve ütü yaptım biliyor musunuz? Ama terlik kurutma bölümümüz burası. Ne yapıyorsunuz Caner Bey? Yine başladı. Mertek orayız. Neyse ki kurutma makinem var. Çok mutluyum. Yemez bizi herhalde inşallah. Evdeki kişi sayımız 3'e çıktı sayesinde. Ben dursanıza şu balkon kapıyı bir açayım. Başım bak, açışa bak.
Başka türlü açılmıyor abi. Kıç atıyorum ona. Şurayı da bir şapur şapur birlikte yıkayacağız terası. Zamanı geldi. Hemen kaşlarımızı halledelim. Ben mozluğa görüyorum. Hızlı. Şöyle bir de tarayalım. Yalnız bayağı bronz sürüyorum şu an. Benefit jelimizi de sürelim. Yukarı doğru sabitlesin. O kaş kalemiyle çil yapacağım şimdi. Çok güzel oluyor. Geçen hafta yaparken ucunu kırdım. Azıcık sivriliği gitti. Birazcık daha şişko çillerim oldu ama yine de güzel durdu. Normalde pastelim de var böyle çil kalemi. Ama bu benim işimi görüyor şimdilik. Şu eyeliner çekelim. Ama eyeliner'dan önce bir highlighter sürelim. Göz pınarımıza doğru şöyle bir parlayalım. Eyeliner'ı o kadar minik çekeceğim ki doğal dursun diye. Çünkü bu biraz tehlikeli bir eyeliner. Her an içine edebilirim. Şöyle bir mincik. 2 saniye falan sürdü herhalde. Böyle bırakmayacağım. Mincik daha kalınlaştırırım bunu. Ama mantık bu. Maybelline'in üretine Maybelline'in maskarasını sürüp gideceğim tabii ki. Çok güzel bir maskara hakikaten ve az sürdüğünüzde çok daha güzel oluyor. Ben bir aralar bayağı abanıyordum. Ay harika oluyor. Biraz daha süreyim, daha da süreyim, daha da iyi dursun derken örümcek bacağına dönüyordum. Ama şimdi tadında bırakınca ne kadar güzel oldu gördünüz mü? Gerçi ben yoğun kirpik görüntüsünü de çok seviyorum. Bazı insanlar hiç beğenmiyor işte o örümcek bacağı dediğimiz var ya. Ben beğeniyorum çünkü takma kirpik takmışım gibi hissettiriyor bana. Bu arada kirpik ne dedim kız ben ne o? Lifting değil neydi? Aman neyse işte hani demiştim ya şöyle şöyle yaptırmak istiyorum kirpiklerime bir şey taktıracağım diye. Adını unuttum ya. Ondan vazgeçmiş olabilirim. Yani yaptıranlar aşırı memnun ama yaptırmayanlar nefret ediyor. Çok kişinin kirpikleri dökülmüş uygulamadan sonra. Çok iyi bir yere gitmemi tavsiye ettiniz. Teşekkür ederim ama sorduktan sonra size. Onun yerine lifting öneriyorsunuz. Ama liftingde de işte böyle o yoğun görüntüyü göremiyorum ya. Ondan istemiştim ben. Neydi adını unuttum vallahi yine. İpek kirpik ha. Geldi. Bence tamamdır. Çok abartmadım gördünüz mü? Çil yapacağım. Bakın şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz sadece? Şöyle. Böyle dokundurduğum yerde döndürüyorum hafif parmağımla ve çil oluyor. En son Instagram'a da birkaç tane reels attım. Orada da yaptım hatta. Bazıları doğal zannetmiş ama değil. Böyle kalemle yapıyorum. Ya benim normalde çillerim var ama fondöten sürdüğümde kapanıyor. Bir de gerçekten güneşe çıkmam lazım ilk önce iyice belli olması için. Çil görünümünü de çok seviyorum ben. Ben böyle absürt derecede yok tabi de minik minik var. Ama çilli biri olmak isterim yoğun yoğun. Bence çok tatlı duruyor. Çilli olanlar da çili geçirmek için kremler kullanıyor. Ya biz bu kadınlar niye böyleyiz biz yani? Ne yoksa biz de onu istiyoruz. En basit kıvırcık saçlar saçını düzleştirir. Düz saçlar gider perma yaptırır. Şimdi bunu bir de ben süngerimle dağıtacağım. Üzerine hem allık hem de highlighter süreceğim. Daha da tatlı duracak. Ya görüntü şöyle oluyor tamam ama yayacağım şimdi durun. Önce süngerimin popişiyle şöyle temiz bir yere doğru geçiyorum böyle. Rengi böyle bir tık daha doğal oluyor. Sonra yine Benefit'in şu Georgia'sıyla sadece allık gibi düşünmeyin şimdi her yerine geçeceğim. Hem böyle burnumun üzerine hem böyle yanaklarımın üzerine doğru geçiyorum ki böyle yanmışım gibi bir efekt versin. Tata böyle de minnoş bir şey oluyor. Minicik de bromlu şöyle bir çizgi oluşturayım şuraya. Ay ama canım ne çekti biliyor musunuz? Peki şu gold tümlerinden azıcık gözümün üst kısmına geçelim. Birazcık da parlayayım böyle çok sade olduk. Bu da benim çok sevdiğim bir görüntü. Minnoş duruyor. Şöyle bir şey. Bunun bu arada pembesi de vardı. Grisi vardı gümüşü. Ben gold'unu aldım. Tata! Ay minnoş oldum bence ya. Emily 222 dudak kalemiyle şöyle çerçeve yapıyorum. Diğer dudak kalemlerim çantamda kalmış. O yüzden burada ne varsa onu kullanacağım. Ruj olarak da Revlon'un yeni favorim. Şöyle bir ruju. 671 rengi. Ya şu an satışta mı bilmiyorum ama bayağı eski bir ruj bu. O kadar güzel ki rengi bakın şimdi. Böyle lip gloss gibi değil ama mat da değil. Çok güzel duran kahverengi bir ruj. Yani bulursanız bunu kesin alın. Kesin alın. Ben yine bulursam linkin içerisine eklerim ama dediğim gibi çok ümitli değilim. Çok eski bir ruj çünkü. Çok güzel durmadı mı? Tillerimle birlikte. Ben hemen rengimizi ah nasıl da unuttum. Highlighter sürmedik. Highlighter. Parlamayı unuttuk. Şimdi oldu. Spreyimi sıkayım. Saçımıza geçelim. Saçımı açınca var ya başka bir insan oluyorum sanki. Çok değişiyorum gibime geliyor. Şöyle ortadan ayıralım önce bir. Böyle aslında yalap şalap yalatasım var onu da yapmamalıyım. Köpüğümden birazcık saçlar uçlarına nemlensin, daysın, iyi tutsun diye. Tarayalım.
olacağından o kadar eminim ki ben yine ters su içinde kalacağım falan. Ama yapıyoruz işte, ne yapalım. Bir ümitleri yaşamak. Şurayı toplayayım. Burada toplasam da toplamasam da bozuluyor. Önemli olan terlememek ama mümkün değil. Bir takipçim bu terleme olayından sonra bana şey yazmış. Çok stres yaptığın için belki de terliyorsun diye. Sonradan fark ettim. Hakikaten ben stres yapıyorum. Ya bir yere yetişemeyeceğim diye, ya bir şey olacak diye geriliyorum, ya olmayacak diye geriliyorum. Stresten mi oluyor acaba gerçekten bilmiyorum. Kızlar ben böyle gitsem çok abartı mı olmuş olurum? En son ben bunu 2 sene önce hatırlıyor musunuz? Doğum günümde giymiştim ama o günden sonra bir daha hiç giyemedim, kullanamadım. Şimdi Maybelline'de mor ya. Belki olur gibi düşündüm ama bilemedim. Altıma da eğer giyersem şu Bershka'dan geçen sene aldığım kalın topuk, gold topukluları giyerim. Ama elbiseden emin olamadım. Bir İlayda'ya sorayım bakayım ya, o ne giyecek? Benim krizi fırsata çeviriş ama. Kemer lazer yapacağım. Başlamışken biraz da bacaklara. İlayda yardırıyor mesajlarda. Şimdi İlayda'ma da sordum. Sadece dedi ki elbise çok güzel ama ayakkabı fazla olmuş. O yüzden ayakkabıyı değiştirdik. Bence de fazla olmuştu. Ya bir de Lilo'ya gold. Bilmiyorum hangi kafayla seçtim onu. Bunları seçtim. Hem böyle nude ten rengi hem de abartı olmayan şöyle iki şeritli bir topuklu ayakkabı. Elbiseyi bunu okeyledik. O da elbise giyecekmiş çünkü. Bunun elbisesi de çok güzel. Çok abartı olacağını düşünmüyorum artık. Ne yapayım? Bu seferlik de olduysam da böyle olsun. Onun haricinde 2 dakika lezerimizi hallettik şipşak. Üzerime bir blazer ceket alırım. Siyah. Siyah da çanta. Oldu bitti. Hatta ışıltılı yok. Evet dümdüz siyah çanta. Yeteri kadar zaten elbise canlı. Onun haricinde yemek yapmaya yetiştiremedim. Babişko dedişko bu seferlik böyle olsun. Bir sonrakine söz size güzel bir sofra kuracağım. Plansız olduğu için böyle oldu. Ama ne yapalım artık? Vicdan yapıyorum. Evlat vicdanı hissettiniz mi? Bugünlük pizzaya talip. Neyse eve geleyim. Eve gelince şöyle güzel bir alevli meyve tabağı yaparım onlara. Gönüllerini alırım. Bizimkilerin yemekle işi yok da işte insan böyle gelince bir şeyler yapası geliyor. Hesap çarşıya uymadı. Saatimiz de 4.30'a geliyor. 5 gibi İlayda gelmiş. Gördüğünüz gibi saçımı salacağım. Parfüm sıkacağım diye duran. Bitti gitti. Sonra çıkar gideriz. Ama bir iki lokma bir şey yemem lazım. Açlıktan midem bulandı. Bu arada turuncu nevresimlerimi serdim yine. Enerji veriyorlar bana. Çok tatlış değil mi? Ya hop geçiyoruz gidiyoruz şimdi. Mutfağa. Yine mükemmel sağlıksız beslendiğim bir gün oluyor. Sabah sandviç, öğleninde şu, akşam yemek yemem artık ama bir tane yiyeceğim. Tamam, eşliğinde tabii ki, eşliğinde. Bakın ben kiminle yolculuk yapacağım? Hayır hayır koymayız oraya. Görmedim. Kızlar. Yiyeceğim onları ama. Gidiyoruz. Nereden gidiyoruz? Aşkım böyle dümdüz git hemen sola dön. Şimdi Fatma'ları almaya gidiyoruz. İlayda'm götürecek bizi event'e sağ olsun. Her yerden çıkıyor şöyle şak. Kanka ben çok mu abartı oldum? Yok aşkım bana bak. Bu cümle ben az önce tam tersi olarak oldu da ona gülüyorum. Ay kimler gelmiş ya? Merhaba. Parla yapacak. Şahane Erbilon'da olmazsam ölecekmişim. Bu işli çok işli diye. Ay Çağla öldürecek abimizi. Bu dörtlü. Burada bak Çağla, Çağla da bunlar. Ay çok güzel. Gerçekten aşırı gurur duyduğum bir marka. En büyük faktör de Gigi'dir. Gigi'ye de hayranlığımı herkes bilir. Globalde o Türkiye'de bunu ben yapıyor olmam benim için gerçekten aşırı heyecanlı ve gurur verici. Şu an bir kanepeye açtım. Hemen hemen zengin kanepesi. Göster bakalım bize beğendiğini. Çok güzel. Hakikaten. Oo. Ay ne güzel ya. İlayda'nın pembe tespihini görmek ister misiniz? İlayda'nın pembe tespihine bakın lütfen. Çıldıracağım. Tamam. Hem Barbie hem Harbi be. Kavganız olsa çağırın ha. Kaybım var, giden erkebim var. Hepinize merhaba, ben
Dün gece eve biraz geç geldim. Ama o kadar eğlendi ki anlatamam size. Bir yandan da balkon kapıyı tıklıyorum yine. Çok sıcak. Yine dışarı çıkıyorum ama videonun kapanışını yapmak istedim çünkü yeni bir vlog'a başlayacağım. Umarım keyif almışsınız, umarım sıkılmamışsınızdır çünkü biz dediğim gibi bayağı eğlendik. Videoyu beğendiyseniz beğeni basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmediyseniz hala etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.